kaybolmaktır. Bizim tarihimiz dolu şeref şan. Dünyada olmayan, bize yakışan. Vakıflar her şeyi eylemiş vatan. Tarihim, geçmişim, varımdır vakıf. Vakıf deyince durmak, düşünmek gerek. Vakıflar medeniyeti tarihimize bakmak gerek. Vakıf ruhtur, vatandır, geçmiştir ve gelecektir. Vakıf, mal ve mülkü Allah rızası için durdurmak demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmaktadır. İşte bu yüzden kendi kadar ve hatta yeri geldiğinde kendinden bile daha çok başkalarını düşünen, onlar için bir şeyler yapmaya gayret eden, topluma, vatanına, milletine hayırlı olan insanların hem bu dünyada hem de öte dünyada yeri ayrıdır. Sıfırdan yükselirken insanlara faydalı olmak için mücadele etmekten vazgeçmeyen bir insanın ve onun kurduğu vakfın hikayesini izleyeceğiz bu belgeselde. Azaklıoğlu Necati Bay'dır benim adım. Kırım sahillerinde yer alan Azak yöresine dek uzanır köklerim. Osmanlı döneminde düşmana boyun eğmemiş atalarım. Karadeniz'i yurt bilmişler. Trabzon, Ordu ve Giresun'dur vatanım. Bulancak'ta eğitim aldım, hafız oldum vaktiyle. İmam Hacı Said Efendi'nin talebesi oldum Allah'ın izniyle. Bir imtihandır elbet. Büyük bir kaza geçirdim ve derken 36 günü bir hastane odasında bitirdim. Evlendim, baba oldum. Allah yardım etti ticarette. Memleketim hem yuva hem iş kapısı oldu 15 yıl. İstanbul'a yelken açmanın vakti geldi kalbimde hasretle. Ey gönül! Allah rızası için hayallerine sarıl. Küçük bir çocuktum. O zamandan beri hayalimdi. Benim tahsil hayatım yarım kaldı ama kalmasın başka birininki. Burs verdim onlarca çocuğa. Okusun, hayırlı bir insan olsunlar diye. Atalarımın adını yaşattım bu vakıfta. Başkaları da hayal kursun diye. Vakfın amacı sadece yani eğitim görenlere burs vermek değil. Bunun yanında başka hizmetleri de var ve olmalıdır. Yani vakfın eğitim, kültür ve sosyal yardım vakfı. Kültür işte bu. Burada birleşmemiz, birbirimizle konuşmamız, tanışmamız, birbirimizle müşavere yapmamız. Burada ben istiyorum ki her branştan talebeler bir araya gelip bir konu üzerinde projeleri geliştirme. Vakfın böyle sosyal yardımları var. Öyle belli bir sürede değil. Belli bir süre olan var. Ama biz söylediğimiz sürekli. Yani şeyler talebeler gibi 8-9 ay değil. 12 ay süreklidir. Burada sadece eğitimin yanında böyle sosyal gelişmelerimize faydalı olmaya da çalışıyoruz. Diğer yan bilgilerde de faydalı olmaya çalışıyoruz. Kırım sahillerinde yer alan Azak yöresinden Giresun'un Bulancak ilçesine, oradan da İstanbul'a uzanan köklü bir ailenin alın terleriyle kurulan Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı, kurulduğu günden itibaren örnek hizmetler yapmaktadır. Bugüne kadar karşılıksız on binlerce öğrenciye eğitim bursu vererek geleceğimizin teminatı gençlerin yetişmesine katkı sağlayan bu vakfı ve bu vakfın arkasındaki ismi tanımak ve tanıtmak için vakıf ruhuyla yola çıktık. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kuruluş süreci
hizmetleri ve yaşatılmasına yönelik kararlılığı birçok vakfa örnek olmalı. Azaklıoğlu ailesinin tarihi. Tarihler 1461. Trabzon, Fatih tarafından fethedilir. Karadeniz, Türk Gölü haline gelir. Necati Bay'ın sülalesi, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Türk yurdu olan ve bugün Rusya'nın Azak Denizi, Kerç Boğazı'na hakim Azak Kalesi'ni korumak üzere İstanbul'dan gönderilen askeri yetkililere dayandığı sözlü tarih olarak nesilden nesile aktarılmakta. 1790'larda Azak Kalesi Ruslar tarafından işgal edilince Azak Kalesi'ni koruyan Azaklıoğlu ailesi ve akrabaları Trabzon, Giresun ve Ordu'ya göç ettikleri bilinmekte. Necati Bay, atalarının Karadeniz'e gelişlerini büyüklerinden dinleyerek büyümüş. Şimdi bu hikayeyi onun sesinden duyalım. Bizim dedemiz üç kardeşmiş. Hasan, Osman, Ali. Ali bizim dedemiz, üç kardeş. Ruslar bizim oradaki Azak çevresini istila ettikleri zaman bizim dedelerimizi padişah oraya gönderiyor. Orada tetiş hareketleri yapın. Rusları orada rahat bırakmayın diye. Bizim dedelerimiz de ailelerini alıyorlar. Oraya gidiyorlar da Ali Ordu'ya bırakıyor ailesini. Hasan Giresun'a bırakıyor. Osman Trabzon'a bırakıyor. İstila edilirse burası hiçbirimize haber vermeyin. İstila edilme tehlikesi de var tabi Ruslar tarafından. Onlar bırakıyorlar ailesini. Gidiyorlar Rusların işgal ettiği yere. Ve nihayetinde yani Ruslar bunları yakalıyor. Deniz kıyısında bir kaleye bunları hapsediyor. Şimdi Hasan'ı çağırıyor Ruslar. Yani sorguya çekecekler. Hasan geliyor. Bir daha gelmiyor geri. İki gün geçiyor, üç gün geçiyor falan. Bir hafta geçiyor, gelmiyor. Ondan sonra Osman'ı alıyorlar. O da gitti. Ali Paşa nasıl olduysa bir şeyini buluyor, çaresini. Buradan denize atlıyor. Yunus saklanıyor. Gece yürüyor. Yürüye yürüye Trabzon'a kadar geliyor. Trabzon'da yeğenlerini buluyor. Kendi şeylerinden haber soruyor falan. Onlar tabii birbirinden haberi yok. Ondan sonra geliyor. Bulancağa, Giresun'a geliyor. Bizim Hasan'ın çocuklarını görüyor, yeğenlerini. Ondan sonra Ordu'ya kendi ailesini bıraktığı yere gidiyor. Buraya yerleşiyor ailesinin yanına. Türkistan medeniyeti tarihinde Doğu Karadeniz bölgesi çok önemlidir. Giresun ve Ordu bölgesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u 1461 tarihinde fethinden çok daha önceleri vakıflar medeniyetiyle Türk yurdu olmuştur. Giresun ilk kez bir vakıf insanı ve devlet adamı olan Danişment Melik Ahmet Gazi'nin torunlarından Hacı Emiroğlu Süleyman Bey tarafından 1397 yılında alınıp Alperen Gaziler ve Gönül Sultanlarıyla vatan olmuştur. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kurucusu Necati Bay'ın ataları, Giresun'un manevi kurucuları Şeyh İdris ve Piraziz gibi Allah dostu, Gönül Sultanlarına ev sahipliği de yapan Bulancak, Piraziz bölgesine yerleşir. Necati Bay'ın yetiştiği bu bölgeler Giresun tarihine de ışık tutmakta. Bu bölgelerdeki her köy, her belde yüzlerce yıllık tarihi geçmişi ve muhteşem manzarasıyla göz ve gönül ziyafeti sunmakta. Necati Bay'ın atalarının yüzyıllardan beri yaşadığı Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerini Vakfın yönetim kurulu üyesi ve Necati Bay'ın oğlu İsmail Bay'la geziyoruz. Necati Bay'ın ibret dolu köy hayatı,
adeta insana ders olacak nitelikte. Ben Bulancağ'ın Demirci köyünde dünyaya gelmişim. Orada büyüdüm, orada evlendim. O çocukluk yıllarında ben, annem alime bir kadındı benim. Annem beni okuttu. Biz 7 yaşındayız. 10 yaşında Mevlüt'andım ben. O seslerim de o kadar güzeldi ki. Çok güzeldi sesim. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldu cümle işler her kula. Allah adın her kim övel ana. Her işi ihsan eder Allah ana. Şimdi bizim ben o fakirlik günlerimiz vardı filan ama o günlerde yani bugün olmayan bir şey vardı. Şimdi mısır tarlalarında mısır koçanları geldiği zaman onu köyü hep beraber hep bizim mısırımızı telaşından soyarlardı. Yarın ötekinin patatesler haşlanırdı, kestaneler haşlanırdı. Hem sohbetler, maniler söylenirdi. Onlar yerinde hem mısır koçanı. Yani çok güzel bir şey vardı, dayanışma vardı. Tarla kazılacak. Bugün benim tarlam, yarın senin tarlam. Böyle yardımlaşma ile, imeci usulüyle her şey yapılıyordu. Vakfın yönetim kurulu üyesi İsmail Bay'la babası Necati Bay'ın dünyaya geldiği çocukluk yıllarının geçtiği, evlenip yurt yuva kurduğu Bulancağ Demircili köyü ve ticari hayata atılıp iş yeri kurduğu Adaköy Dere Pazarı'nı gezip belgesel çekimleri yapıyoruz. Necati Bay'ın ata, dede ve ilk eşinin mezarlarını ziyaret edip Fatiha okurken vakıf medeniyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Necati Bay'ın büyük oğlu Muhsin Bay'dan, Necati Bay'ın 1933'te dünyaya geldiği Demircili Merkez Mahallesi'ndeki tarihi evlerin olduğu yerde bilgi alıyoruz. Burası bizim Demirci Köyü. Bizim doğduğumuz ev şuradaydı. Ahşap bir ev vardı. Bu gördüğün evler hiçbirisi yok. Araba yolları yok. Yani şey düşün, burayı doğal olarak düşün. Şurada tahtadan, ahşaptan bir ev vardı. Ev tabii bizden evvel yapılmış bir evdi. Şeyi falan, ocakbaşı falan böyle taş geç, kemer köprünün taşları gibi geçirmeli falan, böyle çocukken hatırlıyorum. Biz burada doğduk. Yani bu evlerin hiçbiri yoktu. Şurada doğduk. Burada bir kuyu vardı. Kuyudan su çekilirdi böyle halatla beraber. Kuyuyu falan rahmetli amcam burayı harman yapınca kapatmış buraları. Tabii buranın şekli değişti. Bu beton döküldü, bu şey set yapıldı falan. Bura dümdüz böyle doğal ormana okarı bir meyille beraber çıkıyordu yani. Biz burada doğduk. Babam da bu evde doğmuş yani. Vakıf insanı olmanın önemi. Kur'an-ı Kerim'de olgun bir mümin olarak Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için sevdiğimiz şeyleri hayır yolunda paylaşmamız emredilmiştir. İnsan için dünyaya ait varlıkların en değerli olanı ise şüphesiz can ve maldır. Bu sebepledir ki sahip olduklarını Allah yolunda cömertçe harcayan insanlara vakıf insan denilmiştir. Toplumun huzurunun sağlanmasında bu gibi kimseler son derece önemli bir rolde karşımıza çıkarlar. Zira böylelerinin hizmet ve faaliyetleri onlar bu dünyadan göçüp gittiğinde bile devam eder. Kurdukları vakıflar, bu vakıfların yaptığı hizmetler gelecekte de devam eder. Böylece vakıf hem toplum için rahmet ve bereket vesilesi hem de onu tesis edenler için en güzel bir sadaka-i cariye olur. Örnek bir vakıf insanı Necati Bay'ın hayatı. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kurucusu Necati Bay, 1 Mart 1933 yılında Giresun'un Bulancağ ilçesine bağlı Demircili köyünde 7 erkek 5 kız olmak üzere 12 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Bulancağ'ın ileri gelenlerinden Hoca Ruşen Efendi, annesi İstanbul Fatih Medresesi müderrislerinden
Odabaşoğlu Ahmet Efendi'nin kızı alime bir insan olan Emine Hanım'dır. Hoca Ruşen Efendi ve Emine Hanım'ı en küçük oğulları Necati Bey'in ağzından dinliyoruz. Ahmet Efendi kızı, Ahmet Efendi, ismini söylemezlerdi. Ahmet Efendi kızı diye hitap ederlerdi. Anamın okumuştu. Yani fetva ver, herkese fetva veriyordu köyde soranlara. Yani ilmihal ilmini iyi biliyordu. Onun babası da sonra müderrismiş. Burada İstanbul Fatih Sehni Saman Üniversitesi'nde okuyor. Mezun olandan sonra 20 senede öğretmenlik yapıyor orada. Emekli olandan sonra memlekete geliyor. Memlekete yerleşiyor. Tabii bu zamanda da annem iyi bir eğitim alıyor. O zamanın eğitimine göre. Beni annem şey yaptı, okuttu ve Kur'an'ı doğru okumayı, tecvid üzerine okumayı annem öğretti. Necati Bay ilk tahsilini anne ve babasının himayesinde Demircili köyünde almıştır. Necati Bay, babası 14 yaşında vefat ettiği için annesi tarafından yetiştirilir. Bulancak Kuzköy'de 2 sene hafızlık eğitimi aldıktan sonra ilim hikmet sahibi anne Emine Hanım 1950 yılında oğlunun İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan'da hafızlık eğitimini tamamlaması için gönderir. Necati Bay burada İstanbul Eyüp Camisi baş imamı Hacı Sait Efendi'nin talebesi olarak eğitimine devam eder. Bir süre eğitim aldıktan sonra trafik kazası geçirerek 36 gün Balat Musevi Hastanesi'nde tedavi oldu. Sonra tahsilini yarıda bırakarak memleketine, ailesinin yanına döndü. Necati Bay'la daha küçük yaşlarda vakıf ruhunun aşılandığı Eyüp Sultan'ı birlikte geziyoruz. Necati Bay'la Eyüp Sultan'da küçük yaşlarda hafızlık eğitimi gördüğü tarihi vakıf binasını, Eyüp Sultan'ın çarşı ve sokaklarını birlikte geziyor, hocasının mezarında Fatiha okuyup, Eyüp Sultan türbesinde birlikte dua ediyoruz. Necati Bay aradan 70 yıl geçmesine rağmen o günleri adeta yeniden yaşar gibi oluyor. Kuzköy'de de bir şey vardı. Hafızlık yapan bir okul vardı. Oraya gittik. Ondan sonra bu İstanbul'a geldim. Yattığımız, yemek yediğimiz, barındığımız yerde burada kalıyordu. Mayıs 1950 senesi bu dünya değildi, başka bir dünyaydı. Daha efendime söyleyeyim böyle gelişmiş değildi, daha geriydi ama daha samimi, daha sıcaklı İslam'ı yaşamak, burada okumak. O bizi okudan hocam rahmetli Hacı Sait Efendi baş imamıydı buranın. Necati Bay'la Eyüp Sultan'dan ayrılırken tatlı bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bir halk ozanının Necati Bay için özel olarak derleyip söylediği türküyle Eyüp Sultan'a veda ediyoruz. Gelen var kimde hayır sever, aramızda zahri olur, aramızda zahri olur. Bütün gençlere burç verir hizmet eder, saramızda zahri olur, saramızda zahri olur. 1953 yılına geldiğimiz vakıf insanı Necati Bay, ilk eşi olan Bulancak Eşrafı'ndan Karamanoğulları'ndan İstiklal Savaşı gazisi Cafer Usta'nın kızı Saadet Hanım'la evlenir. Necati Bay'ın bu evlilikten biri vefat eden 3 oğlu ve 2 kızı dünyaya gelmiştir. Necati Bay, çocuklarının okuyup meslek sahibi olmasına önem verir. 2 oğlu Muhsin ve İsmail Bay için Giresun'da ev tutup lisede okudur. Reyhan Zeynep Sarı ve Yasemin Zeycan Kütük kızlarına ise terzilik ve dokumacılık mesleğini öğretir.
fedakar bir eş ve sevgi abidesi bir ana olan Saadet Hanım, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünün ne kadar doğru olduğunu hayatı boyunca eşine yardımcı olarak gösterdi. Necati Bay ticaret hayatını sürdürürken Saadet Hanım çocuklarına hem ana hem baba olur. Evin tüm işlerini yaparak eşi Necati Bay'a destek verir. İsmail Bay, annesi Saadet Hanım'ın babası Necati Bay'ı nasıl desteklediğini anlatırken çocukluk yıllarına dönüyor. Bu babamızın başarılı gördüğümüz hayatının arkasında, hani bizim toplumda denir ya, her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır. İşte o kadın benim annemdir, o kadınlardan bir tanesi. Ve hiç ismi duyulmamış, kendisini adeta gizli vakfetmiş, kendisini feda etmiş bir kahraman olduğuna ben inanıyorum. Babamı destekleyerek, mesela anacığım bu köydeki tüm sorumlulukları, ana bize evlat, hayvanlara çoban, bahçesine çiftçi, işte evinde aynı zamanda bey olmasaydı babam terk edip dere pazarında Adaköy'de bakkal açamayabilirdi. İşte İstanbullara gidip başarıları arayıp bulamayabilirdi. Dolayısıyla o stratejik desteği sağlayan önemli bir kahramandır anacığım. Mezarlar, mezarlıklar manevi tapu senedimizdir. Onlar bizi maziye bağladığı gibi geleceğimize de ışık tutan en değerli varlıklardır. Onlar bu vatanın bizim olduğunun, sahiplendiğimizin en belirgin örneğidir. Mezarlıklar önemli dedik ve mezarlıklarda atalar, dedeler yatıyor, aziz ecdat yatıyor. Mezarlıklarda yatan tüm ecdadın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Necati Bay 1955-1957 yılları arasında vatani görevini tamamladıktan sonra memleketine dönerek ticaret hayatına atılır. Babamızın hayatında ticari hayata ilk adım attığı pazardır burası. Bizim de, hatta ben doğmadan 62 yılında ilk bu mevcut dükkanımızın yerinde ahşap bina vardı. Daha sonra bu yıkıldı benim çocukluğumda. Ben de biliyorum buranın beton harma yapıldığını. Dolayısıyla 62 yılında babam esnaflık yapmaya başladı. Biz 63 yılında, ben doğduktan 2 yıl, 3 yıl sonra da köyümüz olan Demirci'den hicret ettik. Şimdi yine duygulu anlar yaşadım. Çünkü tüm aile fertlerimiz, rahmetlik anacığım, işte ablalarım olmak üzere abim, babam burada çok önemli hayatımızın zamanlarını geçirdik. O zamanın formatında çok lüküs bir ev burası. Şimdi bile hala çok güzel. Hala çok güzel ve hemen şırıl şırıl dere akar. O derenin sesiyle uyur uyanırdık. Bir başka misafir gelse bize biraz rahatsız olurdu. Biz de başka yere misafir gitsek bu dereyi arar, rahatsız olur, uyuyamaz. Yaklaşık 8-9 sene burada yaşadık. Önce dükkanımız vardı. Önce bir kiraya geldik. Yukarıda daha yıkılmış olan bir evde oturduk. Sonra buraya gelip yerleşince babam burayı hazır şekilde satın aldı. Memleketinde mısır, un, buğday satarak başladığı ve zamanla bahçe ilacı bayi olarak yaklaşık 15 yıl ticaretle uğraşan Necati Bay, 1976 yılının sonlarında memleketinde devam ettiği ticaret hayatını İstanbul'a taşıyarak, burada çeşitli ticari araçların alım-satımını yaparak başarılı bir ticaret hayatı sürdürür. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kurucusu Necati Bay'ın aklına ilk kez vakıf kurma fikri, henüz çocuk yaşta Eyüp Sultan'da hafızlık eğitimi alırken gelir. O zamanlar bu fikrini hayata geçirecek imkanı yoktur elbette ama bir vakıf kurma fikri hep aklının bir köşesinde kalmıştır. Zaman geçmiş, devir değişmiştir. Necati Bay artık İstanbul'da önemli bir iş adamı olmuştur. Hayalinde okuma arzusunu gerçekleştiremediği için gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahibi ve başarılı talebelere eğitim bursu olarak vermeye karar verir. 1970'ten itibaren vakıf ruhuyla ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız eğitim bursu vermeye başlar. Necati Bay, başarılı ticaret hayatına devam ederken sosyal ve kültürel amaçlı vakıf çalışmalarına da destek olur. İstanbul'da kurulan Giresun Kalkındırma Vakfı'nın ilk kurucularından biridir. Çeşitli vakıfların ilim-irfan meclislerinde bulunmayı da ihmal etmez. Evrim okumakla geçti. Ben ta çocukluğumdan beri, gençliğimden beri günde 4-5 saat
okumazsam gece uyuyamıyorum, bir şey eksik kaldı diye. Öğrenme istediğimi sesli söylüyorum, o bana okuyup dinliyorum. Şimdi çok okumuyorum daha. Bilgiye ulaşmak sesli dünyamıklarda. Ama onun hep özlemini çektiği şey, ileride bir vakıf kurarak, özellikle memleketinde başarılı olan ancak ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkanı olmayanlara yardımcı olmaktır. Vakıf kurma fikrini Necati Bay'ın ağzından dinliyoruz. Benim çocukluğumda, okul çağlarımda, 40'lı yıllar benim okul başlangıcım, 39-40'lı yıllar, 30, yani ilkokul başlangıcı yaşındayım, okul yok. Tabii Kur'an okuyoruz, Kur'an okulları var, hafızlık okulları var, buralarda okuyoruz ama yeni okul, yani kazamızda okul yok hiçbir köyünde, iki köyünde var. Bu da bize çok uzak. Neticede yani bunun, ben çocuğa bile izdirabını çekiyordum. Niye biz böyle geriyiz? Ve o zamanlar bu kadar ulaşım müsait değildi. Bilgilendirilmiyordu ama ben araştırıyordum. Avrupa'nın işte daha ileride olduğunu, bizim niye bu kadar geride olduğumuzu. Bunu hep düşünür, bunları ben derc ederdim. Dua ettim, ya Rabbi sen bana fırsat verirsen ben eğitime yardım edeceğim. Eğitime katkıda bulunacağım. Bizim çocuklarımız da okusun. Bilimde, fende, buluşta, teknolojide bizde de gelişsin. Bu, ben büyüdükçe bu duygular da içimde büyüdü. Neticede 70 senesine geldiğimizde kuracağım ama yani vakıf kuramazsın. O zamanki yönetim laikliğe aykırı, işte gerici, mürteci, bilmem ne, bir sürü yaftalarla bakılıyor. Kuramadım ama ben yani ferdi olarak burs vermeye başladım 70 senesinde. Ondan sonra işte hep vakıf kurmanın fırsatını aradım. Ama bir türlü bulamadım. 2007 senesinde o fırsatı bulduk. Rabbim nasip etti ve kurduk. Necati Bay, ileride kuracağı vakfın ilk temellerini Bulancak ilçesinde bulunan arazinin üzerine öğrenci yurt binası yaparak atar. 2007 yılında Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Sosyal Yardım Vakfı'nı kurarak 40 yıllık hayalini kurumsal kimliğe büründürür. Bu vakfın sonsuza kadar devam etmesi için ticari hayatında elde ettiği varlıklarının birçoğunu vakfa tahsis etmiştir. Bu vakıf kanalıyla değişik üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan, yılda ortalama 220 öğrenciye eğitim bursu vermektedir. Vizyon ve misyonuyla Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında, "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim." diye yazacaktır. Kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkanların ve mal varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören vakıf kültürü, tarih boyunca süre gelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Vakıflar tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli, çok çeşitli hizmetleri üstlenerek günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Böylece Allah rızası için kurulan vakıflar yıllar, hatta yüzyıllar boyunca yaşamış ve yaşatılmıştır. Necati Bay, vakıf kurmasının sebebinin önce Yüce Allah'ın rızasını kazanmak, daha sonra da
ihtiyaç sahibi gençlerin ilim, bilim ve kültür şahsiyetleri olarak yetişmesini sağlamak olduğunu söylüyor. Ayrıca Necati Bay, vakıf kurmadan önce de 100 kadar öğrenciye burs vererek vakfının temellerini sağlam bir vakıf ruhuyla atmıştır. Örnek bir vakıf olan ve gerçek bir vakıf ruhuyla hizmet veren Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı, 2007 yılında Azaklıoğlu Necati Bay ve eşi Aynur Bay tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Vakıf kurucuları en büyük gayelerinin ahlaklı, faziletli ve yüksek insanlık değerlerini özümsemiş nesillerin yetişmesine hizmet etmek olduğunu vakıf senetlerinde belirtirler. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı, ülkemizin kalkınmasına milli, ahlaki, dini, manevi, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, milletini, bayrağını seven, sağduyulu, yenilikçi, duyarlı, bilgiyi temel alan, üretken bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak, eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak misyonuyla hareket eder. Vakfın kuruluş amacı, insanların aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal dayanışmalarını artırmak, vatan ve millet sevgilerini pekiştirip çoğaltmak, insanlarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. Vakıf ruhuyla kurulup hizmet eden Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı, her ay vakıftan burs alıp vakıf ruhuyla yetişen öğrencilerin katıldığı yemekli toplantılar düzenlemekte. Bu toplantılarda vakıf mütevelli heyet üyeleri, vakıf başkanı ve konusunda uzman kişiler, öğrencilere vakıf ruhu ve bilinciyle ilgili konuşmalar yapmakta. Her ayın ikinci cumartesi 15'ine yakın olan cumartesileri sizlerle burada olmaya devam edeceğiz. Yıl 1966-67. Giresun'un yüksek köylerinden birisi. Elimizde Yarman Çavod'un naylon torbasında kitaplarımız okula gidip geliyoruz. Ve her akşam rahmetli halama tekbir veriyorum. Halacığım, ben caminin kapısından geçtikten sonra, medresenin oradan geçtikten sonra ayaklarımdaki tozu toprağı silip geliyorum. Çünkü her gün tembih ediyordu. Oğlum caminin yanından, medresenin yanından geçtikten sonra ayaklarını sil. Neden hala? Çünkü orası vakıf toprağı. Ve vakıf toprağı tozu evimize gelirse ocak söner diyordu. Hemen ben yönetim kurulundaki arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Çünkü bu vakfın yürütülmesinde ve sizlere hizmet edilmesinde büyük emek ve gayret eden arkadaşlarız biz burada. Herhalde şu an buradaki en eski bursiyerim. Ortopedi ve travmatoloji ekibinin ismi Meral Günen. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 10 sene önce ben de oralarda oturuyordum. Bugün de vakıf yönetiminin prensipleriyle öğrenci arkadaşlarla ilgilenme fırsatımız doğdu. Uzun bir ayrılık dönemi yaşadık malum süreçten dolayı ve bayağı bir özlem duyduk. Yani aileden ayrı kalan bir ferdin tekrar aile fertleriyle buluşması duygusunu ben şahsen yaşıyorum. Hepiniz tekrar aramıza hoş geldiniz ve ben bu güzel günleri birlikteliklerin devamına, bir aksaklığa uğramadan güzel şekilde, faydalı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Bizim bu vakfımızın hani özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aile vakfı dedik ya, her yıl maşallah ailemiz de genişliyor. Çok seviniyoruz biz bunu, çok mutlu oluyoruz. Sermayesinde sevgi, merhamet ve Allah rızası var her şeyden önce. Bizim burada bulunma gayemiz de bu. Zaten bundan daha büyük gaye olamaz. Allah'ın rızasını elde edebilirsek ne mutlu bize. Bazı yüzler çok tanıdık. Bazı yüzlerle bugün çok yeni tanıştık. İnşallah bir yıl boyunca böyle güzel toplantılarımız olur. Hep birlikte güzel paylaşımlarımız olur. Güzel bir sene diliyorum size. Derslerinizde başarılar diliyorum. Güzel toplantılarda tekrar beraber olmak ümidiyle. 3 yıla yakındır bir süredir bu vakfın yönetim kurulu başkanıyım. Kendim Türkiye'nin değişik ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı nezdinde daire başkanlığı ve en son Bakırköy Kaymakamlığından Yalova Valiliğine, oradan Giresun Valiliğine ve oradan da Edirne Valiliğinde de görev yaptıktan sonra 65 yaşı dolayısıyla yaş haddinden
emekliye sevk edilmiş oldum. Şimdi sizlerle beraberim. 2007 yılında kurulan bu vakıf bugüne kadar sizin gibi güzel öğrencilere mezun etmiş, üst düzeylere gelmesini sağlamıştır. Az değil, 15 yıldır devam ediyor. 5000'in üzerinde öğrenci bu vakıftan yararlanmıştır. Hakikaten vakıf, az önceki sinevizyonda da izlediniz, vakıf kültürü bizim medeniyetimizin temelini oluşturan bir kültür. Ve bununla olmuş, o vakıf sinevizyonunun en sonunda bir ifade vardı. Vakıf Osmanlı belgelerinden anlatılan, dikkat etmişsinizdir herhalde ona. Herkesin belki onu not alıp serlevha olarak evlerine asması da gerekir. Bir baktığınızda doğumundan ölümüne kadar aslında vakıfla bir insanın hayatı geçiyor. Osmanlı kültürü böyle bir kültürdü. Biz bu kültürü modern dönemde, bu dönemde yaşatmalıyız, ihya etmeliyiz. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın yönetimi, Necati Bay'ın evlatları ve yakınları tarafından yürütülmekte, vakıf başkanlığını ise önemli devlet adamlarımızdan Giresun'da valilik de yapmış olan Dursun Ali Şahin yapmaktadır. Yönetim kurulunun aylık toplantıları aksatılmadan vakıf merkezinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizle tanışma toplantımız, Allah hayırlara vesile etsin. 2022-2023 evet. Eğitim ve öğretim döneminin başladığı ilk toplantımız yani şu anda. Bugün ilkini gerçekleştireceğiz ama bugün hakikaten çok kalabalık olacağı kanaatindeyim ben. İstanbul'da yaklaşık şu anki şeyde 120'ye yakın öğrencimiz var. Bunların %99'u bugün buraya gelecekler. Vallahi çok seviyorum. Vakfımı çok seviyorum. Herkese nasip etsin inşallah bu vakıf kurmayı. Çok güzel bir şey, çok güzel, çok hoş bir şey. Allah herkese nasip etsin diyorum. Her yıl yurt içinde ve yurt dışında doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans eğitimi gören 200'ün üzerinde öğrenciye burs veren vakfın amacı doğrultusunda yaptığı ve yapacağı diğer faaliyetlerden bazıları şunlardır. 1. Milletin eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek üzere eğitim kurumu açılması. 2. Kabiliyetli fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilere maddi ve aynı yardımlarda bulunulması. 3. Mali imkanlar el verdiği ölçüde öğrenci yurtları, pansiyonlar açılması. 4. Fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kimselere aynı ve nakdi yardımlarda bulunulması. 5. İmkanlar ölçüsünde müstakil veya ortaklaşa aşevleri, huzur evleri kurulması. 6. Bakıma muhtaç hastalara tedavi yardımları yapılması. 7. Benzer amaçları taşıyan vakıflar ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılarak milli, manevi ve bilimsel konularda konferans, seminer, panel gibi toplantılar tertip edilmesi. 8. Deprem, sel, toprak kayması, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlara maddi ve aynı yardımlarda bulunulması. Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı, eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında kendine güvenen, çok boyutlu, bağımsız, etkili ve saygılı bir kurum haline gelme vizyonuyla da yoluna ilk günkü heyecanla devam etmektedir. Vakıflar medeniyeti tarihimize adı altın harflerle geçen örnek bir vakıf insanı olan Necati Bay tarafından kurulup hizmet veren Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı dünya durdukça devam edecek. Bu vakıftan burs alan öğrenciler Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nı vakıf ruhuyla yaşatacaklardır. Tarih
Zamanı mazi değil, tarih bir ayna. O tarihi geçmişe ne kadar çok bakıp ibret alırsak o kadar çok geleceğimizi görürüz. Ve tarihi geçmiş der, tarihin canlı şahitlerinden veya canlı şahitlerinden dinleyenlerden dinlenilir. Ve biz Necati Bey'in köyündeyiz ama... Valla Necati Bey'imden onun hakkında çok teşekkür ediyorum. Halkım da nezdinde teşekkür ediyorum. Bizlere de çok hizmeti olmuştur. Köyümüze de olmuştur. Yani çevreye doğmuştur. Köyümüzün 1500 yıllık bir geçmişi var. Daha uzun yıllara da dayandığı tarih köyümüzde demirçilik köyü olduğundan, köyümüzde mübarek yatırların olduğu ve köyümüz esnaflarından ve cellarından da Necati Bey'in köyümüz için büyük katkıları bulunduğunu, kendisinin çok değerli bir zat olduğunu bunu da öncelikle bildirmek istiyorum. Köyümüzün ileri gelen insanlarından bir tanesindir ve en öndedir. Hayırseverdir gücü nispetinde bize göre. Köyümüze hizmet eder. Biz memnunuz yani. Allah da memnun olsun. Necati Bey çok değerli bir insandır. Yani çoklarına büyük yani faydaları olmuştur. Olmaktadır da yine yani böyle. Necati Bey benim amcam. Özel amcam. İyidir, iyidir. Evelallah dini Müslümandır. Her işi yapar. Necati Bey benim amcam. Ben de bir rahatsızlık geçirdim. Büyük bir yardım oldu bana Necati amcamın. Allah ondan razı olsun. Allah yeri durağı cennet etsin yeri durağını. Çok memnunum amcamdan. Çok... Necati Bey bir köyümüzün şeyidir bizim. Maçlarıdır, en güzel adamımızdır. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Tanıdığımız, gurur duyduğumuz bir insan. Çünkü oradan burs alıyorum. Aynı zamanda oranın bursiyeriyim. Aylık bir ara toplantıları olur. Toplantılarda bir araya gelinir. Öğrencilerin eğer bir dertleri varsa dinlenir. Onlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışılır. Aynı zamanda bu toplantılar yemeklidir. Ayrıca öğrencilere de şans tanınır. Babam bizim okumamızı, iyi giyinmemizi, güzel konuşmamızı tavsiye ederdi bize. Hep iyi yetişmemizi isterdi. Kendisi de aydın kişiydi. Kitap okurdu, gazete okurdu. Okuyanlar da çok severdi. O yüzden öğrenciler hep destek olurdu. Necati Bey'i 75 seneden beri tanırım. Abim olur. Çok köyümüzün değerli örnek insanlarından bir tanesidir. Hala da şey ederiz, görüşürüz. Hala da kendisini severim. Yani yeri doldurulmayacak bir delikanlıdır. Cenab-ı Hak Teala başımızdan eksik etmesin. Yani okul okumamıştır ama kültür sahibi olmuştur. Yani bir kültür kaynağı gibidir. Yani bak, yani zekasıyla, aklıyla kendini başa çıkartmıştır yani. Böyle bir şey var. Öyle hani köylerde ben imeceydim, şurada at peşinden... Katır peşinden yaylaya gideyim şeyim yok mu adamın? Adam köye gelir, üsülü elbisiyle demene giderdi. Çoluk çocuğu için demene gider, getir üsülüyle ama üsülü bolpa giderdi. Ve doğumumuz da beraberdi. Ben 6 ay evvelinden askere gitmiştim Ağrı'ya. Bir gün kendim maddiye katibiydim. Kapılara çıktım da şey geliyor dediler. Asker geliyor dediler, bekliyordum. Orada biraz şamurlu memleketti. Yolun kenarına geldim, her gelene soruyorum, Giresunlu var mı, var mı, var mı, var mı, Giresunlu var mı? Bir denesi, ben varım dedi. E sen kimsin? Ben Necati Bay dedi. Dayım, yanında dere pazarlarında çalışıyorduk, şey yapıyorduk, yardım ediyorduk buna bakkalda. Bize çarık açıyordu. Tikanın kapısına Muhsin'le barba satıyordu. Parayı alıp Yalaş Ali'nin kasabına et yemeye gidiyorduk Muhsin'le barba. Okey yani. Lise birinci sınıfın yaz tatilinde amcam bir gün beni çağırdı. Yılmaz dedi, seni iyi okuduğunu görüyorum, başarılı görüyorum seni dedi. Ve bu başarında ben de bir miktar sana yardımcı olmak istiyorum dedi. Karacak işte dediğimiz bizim bir fındık bahçemiz vardır. Onun hemen yanında onun da bir fındık bahçesi vardı. Tahsil hayatım boyunca bu fındık bahçesini topla, fındığını al
ve kendine harçlık olarak ve eğitim gideri olarak kitaplarında, masraflarında kullan dedi. Ve ben lise ve üniversite ve tıp fakültesi 6 yıldır, 6 yılda üniversite boyunca yani toplam 8 yıl amcamın bu yerini topladım, fındığını kendi eğitim giderlerimde kullandım. Ve ben bu vakıf çalışmalarından önce amcamın ilk burs çalışmasına, ilk burs vermeye benimle başladığını düşünüyorum. Kulancağın yetiştirmiş olduğu bir şahsiyet olarak ve bu şahsiyetin İstanbul'da bir vakıf bünyesinde bugüne kadar 5000 kadar öğrenciye burs vermesi dolayısıyla kendisine bir plaket takdim edecek. Plaketi değerli milletvekilim Necati Bey'e şu anda takdim edecek. Evet, biz sizi bekliyoruz. Amcaya sürpriz oldu bugün. Evet, tebrik ediyoruz. Allah hizmetlerini daim eylesin. Necati amca, Sayın Valim'in de ifade ettiği gibi Malikül Mülk'e iman etmiş, mülkün sahibinin gerçek anlamda Allah olduğunu bilen ve kendisine vermiş olduğu nimetleri insanlık için, toplum için, millet için harcayan bir büyüğümüz. Allah inşallah ecrini en kıymetli şekilde, en bereketli şekilde kendisine ahirette lütfeylesin. Amin. Bu dünyada da bereketli ömürler ihsan eylerek daha çok vermeyi ona nasip eylesin. Amin. Verenin alan elin kardeşidir. Belde belde, şehir şehir bu kurum. İslam'ın Türklükle bulduğu yorum. Bütün Anadolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Çorum'dur vakıf. Bugün de hizmeti olan vakıflar sanmayalım yalnızca dört sade duvar. Orada hasenat, hayır dua var. Düzendir, sistemdir, forumdur vakıf. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden, emir, bakan, küçük ve büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi ve kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kast ederse, haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.''